programdaki ürünlerin hepsi süper fiyatlarla hepsi burada da. Uygulamayı indir, alışverişe başla. Yarışmacılarım, görüyorum, hazır. Efendim, oyunlarımız hazır. Hediye çeklerimiz havalarda uçuşuyor, kapanın elinde kalıyor. Fazla söze gerek yok. Hepsi benim başlıyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Şimdi minik minik yarışmacıların böyle küçücük böyle heyecanınızı atmak adına tanımak istiyorum. Erdi ve Anıl, kimsiniz, nereden geldiniz, ilişkiniz nedir? Herkese merhaba tekrardan. Evet, Anıl biraz yüksek sesle istiyorum. Tamam. Bendeki enerjiyi istiyorum sende Anıl. Tamam o zaman, ben Anıl Erol. Herkese merhaba buradan tekrardan. Evet. Rekabet etmeyi seviyorum. Çok güzel. Herkese buradan başarılar diliyorum. Güzel, Erdi. Herkese merhaba, ben Erdi Şener. Yaşam koçuyum. Arkadaşlara başarılar diliyorum ama biz de iddialıyız. Lütfen bunu da... Yanlış anlamazsanız eğer iddialıyız diyorsun. Arkadaşsınız. Kuzeniz. Kuzeniz. Kuzensiniz. Aa, çok güzel, ne tatlı. Merve ve İbrahim, sizleri tanıyalım. Merhabalar, ben İbrahim Çağlar. 27 yaşındayım. Lojistik mezunuyum. İlkokul arkadaşımla geldim. Ay ne tatlı. İlkokul yarışıp ya. Kazanmak istiyoruz. Arkadaşlara başarılar diliyoruz. Ama kazanacağımız sene oldu. İçin... İşten geliyor ama kazanacağımızı düşündüğüm için biraz şanslarını düşük buluyorum. Tabii. Düşük görüyorsun. Tabii. Merve. Merhabalar, Merve ben. 27 yaşındayım. İş güvenliği uzmanıyım. Çok güzel. Açıkçası 2020 yılına güzel bir anı bırakmak için geldik arkadaşımla birlikte. İnşallah kazanacağız. İnşallah. Diyelim Fatih ve Selin, sizleri tanıyalım. Merhaba, Fatih ben. 38 yaşındayım. Evet. Evliyim. Özel bir sektörde mal yöneticiliği yapıyorum. Evet. İş arkadaşımla beraber geldim. Eşinizle niye gelmediniz diye bir soru soracağım, affedersiniz. Tamam. Meraktan. Eşimin günü uymadı, gelemedi. Günü uymadı. Evet. Onun gününü uysaydınız. Günü uyduramadık. Kısmet böyleymiş. Aynen böyle. Selin herhalde eşinize çok yakın arkadaş, siz böyle değil yok, mi? Yok değil aslında, iş arkadaşım ama biliyorum. Sıkıntı yok. Biliyorum şu an. Eşinizin adı neydi? Gülsüm. Gülsüm Hanımcığım. Her şey benim kontrolüm altında. Yok. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Evet, seni tanıyalım biraz. Herkese tekrar merhaba. Ben Selin Şahin, 21 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Aynı zamanda part-time bir işle meşgulüm. Fatih Bey'de yöneticim. Beraber katılmak istedik. Evet, öyle yaptık. Çok güzel. Güçlerinizi birleştirdiniz, evet. Anladığım kadarıyla. Şimdi böyle olarak... bağlantılar kurmaya çalışıyorum. Evet. Takım olarak... Enerjimize inanıyorum ben. Enerjinize inanıyorsunuz. Evet. İşte de o anlamda başarılısınız. Aynı başarıyı buraya taşımak istediniz. Evet. Çok güzel. Eyüp Yeliz. Merhaba, Eyüp ben. İstanbul'dan katılıyorum Yeliz'le birlikte. Yeliz benim iş arkadaşım. İki Yeliz'le katıldım bu arada. Eşim de Yeliz, eşim de burada. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben açıkçası. Yeliz, bir dakika, siz de Yeliz. Aslında siz niye gelmediniz? Yeliz Eyüp'ü tercih etti, bilmiyorum neden acaba. Ay bugün çok karışık, ben bunları hiç deşmesem mi acaba diye düşünüyorum. Eşinize başarılar dilemek ister misiniz? Tabii ki başarılar diliyorum. Yeliz'e dilemek ister misiniz? Tabii ki diliyorum. Tabii biliyorsunuz takım olarak. Peki, hazır mıyız arkadaşlar? Eğer hazırsanız hepsi benim ilk bölümüyle olsa olsayla başlıyor. Türk televizyonlar tarihi içerisinde oynayabileceğiniz en basit oyun. Ve 1000 TL değerinde ve aynı zamanda bir sonraki oyunu oynatma şansını sizlere veriyor. Oyunumuz çok basit. Oraya bir ürün gelecek. O ürünün fiyatını tahmin etmeye çalışacaksınız. Tamam? Hazır mıyız? Evet. Hazır. Heyecanlı mıyız? Evet. O zaman gelsin ürünümüz, bakalım neymiş? Ürünümüz güneş enerjili aydınlatma cihazı. Buyurun bakalım, buradan tahminleri alayım. İlk önce sevgili Fatih ve Selin'e soracağım. Diyeceğim ki... Bu cihazın acaba olsa olsa fiyatı ne kadardır? Güneş enerjili. Güneş enerjili aydınlatma cihazı. Bak, ağzınızdan çıkacak olan ilk rakamı alıp oraya koyacağım. Ben öyle demiştim. Tamamdır. Yok öyle demişti, ben onu kabul etmemiştim. Fatih Bey siz söyleyin. Fatih Bey. Bunu size bırakayım. Bunu size bırakıyoruz. 40 bence.
Fatih Bey asla inanmamış. Asla inanmadı. İlk soran birazcık bahtsız oluyor ama yapacak bir şey yok öyle. Sağlık. Yani 41 lira civarında diyelim. 41. 41. Küsuratı almıyorsun değil mi? 41,5. Artık 41'in istersen küsuratı hani. Tamam yok o zaman. Olmasa mı acaba 41. Diye düşündüm. Aynen, 41. Merve İbrahim. Uyumayalım lütfen. Öğrenciler uyansınlar. Tartıştık, karar verdik. 75 diyoruz. 75 TL dediler. Güzel. Eyüp Beyli, sizce bu cihaz olsa olsa ne kadardır? Sence? Söyle. 85. 85 TL'dir dediler. Erdi ve Anıl. Son olarak size soruyorum. 32 TL. Efendim? 32. 32 TL'dir dediler. Acaba en doğru ya da doğruya olan en yakın tahmini kim yapmış? Kimin ışığı yanacak merak ediyorum. Görelim. Hadi hadi hadi. Vaa Fatih ve Selin. 41 kere maşallah, alkışlarla sizi yanıma alıyorum. Buyurun efendim. Normalde de kendi fiyatı 39 TL'ymiş. Gerçekten 2 TL kadar bir farkla çok güzel bir tahmin yapmışsınız. Yani daha geç 41 ne diyordum ama 40 deseydiniz. 43. Bayağı doğru bir tahmin yaptınız. Şimdi zaten daha ışıklar yanmadan Fatih Bey'den şöyle bir el hareketi geldi yani. Sanki kendinizden çok emindiniz. İnanıyoruz işte. İnandınız. Her inanana böyle bir şey olsaydı vallahi bayağı bağlısınız. Peki birazcık daha detaylı sizi tanıyalım. İş ilişkiniz olduğunu anladık. Patronunuz, efendim çalışanınız çok güzel ama özel hayatınızda Selin Hanım neler yapar mesela? Selin Hanım özel hayatında neler yapar? Okula gidiyorum, part-time bir yerde çalışıyorum. Aynı zamanda kitap okumaktan, alışveriş yapmaktan, gezmekten, arkadaşlarımla buluşmaktan. Bunların hiçbirini şu an yapamıyoruz. O yüzden de birazcık şarkı söylemeyi kalbimiz. Severim. Şarkı söylemeyi seviyorsun. Aa ne güzel. Fatih Bey buyurunuz. Ben Fatih, 38 yaşındayım. Abi onu biliyorum. Evliyim. Onu da biliyoruz. 3 yaşında bir oğlucuğum var. Ay ne güzel. Onunla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Futbol meraklısıyım. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Evet. Son maçlarla ilgili ne söyleyeceksin? Hiçbir şey söyleyemiyorum. Neden söylemiyorsun? Ya, anlamıyorum. Yani, ben mesela bir Galatasaraylı olarak son maçlardaki performansınızı nasıl değerlendirdiğinizi ben merak ediyorum mesela. Yani evet, ufak bir yorum alayım. Ufak, çok fazla söze gerek yok. Çok memnun değiliz ama böyle gidecek anlamını da taşımıyor. Böyle gitmeyecek anlamını da taşımıyor. Yani evet ama sonuçta inanmamız lazım ki kazanalım yani. Evet, inanmaya devam etmeniz gerçekten çok önemli. Evet, inanıyoruz. Bu yarışmayı kazanacağınıza da inandığınızı söylemiştiniz. O zaman sizi sıradaki oyuna davet ediyorum. İcabet eder misiniz? Tabii ki. Dur bir patlama başlıyor efendim. Hadi hadi. Dur bir patlama oyunuyla karşınızdayız. Çok keyifli oyunlardan bir tanesi. Fatih kısaca anlatmak istiyorum. Zaten senin göbeğinde balonumuz var. O bizim süremizi belirliyor. Yani o balon patlamayana kadar, patlamadığı süre içerisinde senin iki tane ürünün fiyatını ekranımızda aşağı yukarı, yukarı aşağı yönergeleriyle bulmaya çalışacaksın. Eğer ilk ürünün fiyatını bilirsen 1000 TL, ikinci ürünün fiyatını bilirsen de 3000 TL, toplamda 4000 TL'lik bir oyunumuz. Aynı zamanda olsa olsadan da 1000 liranız zaten cepteydi. Yani eğer bu oyunda iki ürünü bilmeyi başarırsan 5000 TL ile sizi yerlerinize uğurlayacağım. İnşallah da bu kulağa tabii çok güzel geliyor. Önemli olan burada hızlı olmak. Biraz tabii panik oluyor insan ama yönergeleri iyi dinlediğin zaman bence doğru tahminler yapacaksın diye düşünüyorum. Evet. Hazırsanız. Selin hazır mısın Selin? Şimdi ben size ayıp olmazsa ben birazcık geri çekileceğim de balonla alakalı bir takım problemlerim oluyor. Tabii estağfurullah. Yani o patlama konusunda yani bilmiyorum. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman alkışlarla dur bir patlama başlıyor ve ilk ürünümüz gelsin. Fatih Bey yürüyüş bandı sizce olsa olsa ne kadardır? 3000. Kaç? 3000. 3000 dedi aşağı. 2700. Aşağı. 2600. Aşağı. 2500. Aşağı. Daha büyük atışlar ya. 2400. Yukarı. 2450. Yukarı. 2500. 2560. Aşağı. 2550. 2530. Evet. 2520. 2510. Evet. 2500. 2490. İn. 2450. 2420. 2500 arasında bir şey demek ki bu Fatih. Keseceğim kendimi. 2420. 2420 deyin. 2450. 2458. Ya sizin muhasebe hesaplarını kim yapıyor Fatih Bey? 2460. Kadın patlıyor daha 2000. 2460, 2470. 59, 2459. Aşağı dedi. Hay Allah'ım çatlıyorum. Ben
Bence Selin bildi, bunu Fatih bildi diye Fatih'i hiç alkışlamayalım. Patlamadığı için Selin'i alkışlayalım bence. Fatih Bey iyi misiniz? İyiyim iyiyim. İyisiniz, tamam. Alıştık mı? Alıştım alıştım. Tamam, yönergeleri bekleyin de iyi dinleyin, olur mu? Tamam. Hazırsanız? Evet. Şu anda 1000 TL cepte. Bu ürünü de kızcağız patlamadan eğer bilirseniz 3000 TL daha geliyor. Hazır mıyız? Hazır. Saygılar. Buyurun ürünümüz gelsin. Evet, elektrikli motosiklet sizce ne kadardır? 8000, 9000, 9700, 9600, 9500, 9400, 9200, 9200, 9100, 9200, 9150. Ya kız diyecek. Ne kadarmış? 9115. Balon azap şeklinde şişti. Yemin ederim. Sen bil diye öte öte şişti. Bil diye neler yaptık ama olmadı. 9100 dedim ya. 9100. Bence yani yine bakayım nasıl patlamış. Ay. Ben hayatımda bu kadar sakin balon patlayınca tepki vermeyen. Ben daha çok tepki verdim Selin'den. Peki. 1000 lira. İkinciyi bilemediğin için o biraz önce birinciden bildiğin 1000 lirayı da kaybettin. Ya öyle. Yani sadece olsa olsadan 1000 liralık hediye çekiniz. Şu anda cebinizde iyi bir başlangıç. Hiç fena değil. Alkışlarla sizi yerinize alıyorum. Hortumu bırakırsak bir zahmet. Hortum kalsın. Evet, hepsi benim. Tüm heyecanıyla devam ediyor. İyiyiz değil mi Fatih Selin? İyiyiz. Sen şimdi o senin patronun olduğu için bir şey de söyleyemezsin, kızamazsın. Söylerim burada. Söyler misin? Yani sonra bir ara söylemen gerekenleri söyleyeceksin. Neyse, güzel başlangıç. Ne oluyor biliyor musun oyun oynadığı zaman? Adrenalin aşırı yükseliyor ve heyecan oluyor. Şimdi diğer yarışmacılar ben ne zaman oynasam, ben ne zaman oynayacağım diye merak ediyor. İşte size bir şans. Hazırsanız eğer olsa olsa ikinci bölümüyle devam ediyor. Bakın bir sonraki oyunu hangi yarışmacılar bizimle oynayacak? Görelim bakalım ürünümüz neymiş? Büyüteçli çift taraflı ayna. Sizce olsa olsa ne kadardır? Erdi Anıl. 27 diyoruz. 27 TL'dir dediniz. Peki Merve İbrahim? 47 lira olduğunu. 47 TL'dir dediler. Fatih Selin. 85 lira diyorum. 85 TL diyorsun. Evet. Maşallah diyorum. Eyüp ve vallahi bildiğimden de şimdi 80 lira çıkar mı? Gerçekten bilmem, bana biraz fazla geldi. Eyüp ve Yeliz. Benim bir fikrim var ama Yeliz onaylamıyor. Kendi karar versin. Onaylamıyorsanız ne yapalım? 30 diyorum ben. 30 TL'dir dediler. Hadi biz de bu. Hadi biz. Acaba büyüteçli çift taraflı aynanın fiyatını hangi takım bildi? Görelim. Hadi. Benim hiç fikrim yok ya. Ya. 80 ne kadar? 80 lira ama ben dedim 80 ile 100 arasıdır diye. Ben dedim. Benim yok. Ben ne anlarım onu. Ay şöyle. Ya bir dakika ne oldu şey orada? 80 TL'ymiş. Şimdi bir kere 1000 TL'yi cebe attılar. O size 2000 TL etti. Az sonra siz yine böyle kollarınızı avuşturacaksınız. Çünkü biz Fatih ve Selin'le altı üstü dönence oynayacağız. Alkışlar onlar için gelsin. Hepsi benim. Altı üstü dönence oyunuyla devam ediyor. Allah aşkına bir kere Fatih Bey'e bakar mısınız lütfen? Biraz önce de orada bekler. Kurbanlık koyun gibi evet, bekliyor. Öyle. Yalnız ister misiniz ki Selin Hanım az önce bilemeyişlerinizin intikamını şimdi alsın? Tamam yok, hayır, biz ödül alacağız. Göreceğiz. Peki orada şimdilik sizi sakin sakin kral koltuğunda. Ben memnunum. Değil mi? İnşallah halledeceğim. Berber koltuğundan mütevellit kral koltuğu gibi bir görüntünüz var şu anda. Şimdi Selin'in yapması gereken çok basit. Sana 3 tane ürün göstereceğim. O ürünlerin fiyatını tahmin etmeye çalışacaksın. Her doğru tahmininde sana bir tane top vereceğiz. Ama zaten biliyorsun bir top benden sana hediye. Bir atış şansı demek oluyor bu. Bir tanesini alabilirsin. Her ürünü fiyatını doğru tahmin ettiğin zaman da yine top kazanacaksın. O topları, kazandığın topları arkana döneceksin ve arkamızdaki dönencemize, çarkımıza atıp hediye çeklerini kazanmaya bakacaksın, tamam mı? Şimdi ne kadar çok top, o kadar çok atış şansı demek ve o kadar çok hediye çeki demek. Eğer hazırsan ilk ürünümüz gelsin. Hadi gelsin. Şimdi ekranlarda görmüş olduğun, ekranlarda gördüğün 150 santim yapay çam ağacı sence 300 TL'nin altında mıdır fiyatı yoksa üstünde midir? Üstündedir. Üstündedir dedi. Doğru mu bildi?
Bravo. Yakın zaman bu ama aşırı bence kolay bir soruydu, evet. Değil mi? Bunu kabul edelim. Çam ağacının rengini de alalım lütfen. Tamam. Şu koyu yeşili alalım bence. Buyurun efendim. Bir diğer ürünümüz gelsin. Evet, ışıklı müzikli kar küresi sence 150 TL'nin üstünde midir, altında mıdır? Düşün. Fatih Bey, karışmayalım. Tamam. Çünkü senin şu an gayet iyi gidiyor, hiç bozmayalım. Ne diyorsunuz? Şaka yaptım, şaka ya. Fatih Bey bir şey dedi orada. Karışıyor muyum? Efendim? Karışayım. Karışın, karışın. Evet, tamam. Siz bir karışın bakayım. Bir karışın bakayım. Yani şimdi bu ışıklı müzik... Karışmayın, bence boş verin. Yok, vazgeçin. Ben bunda kaldım. Ya bence aşağıdır. Aşağıda ne kaybederiz? Bir tane kaybederiz. Ama karküreleri pahalı. Yukarı mı desin? Ne dersin? Aşağı mı desin? Hadi aşağı diyorum. Sizi dinliyorum. Allah. 150 TL'nin altındadır fiyatı dedi. Eyvah. Doğru mu? Eyvah. Ha. Bakmak istemiyorum. Bravo! Bak, benim de şansım dört. Ne kadar? 104. Bazen, 4. Değil mi? Sen de sanki altında diyeceksin ama ben öyle bir şey hissetmiştim sende. Ya... Yok, kararsız kalmış. Kararsız kalmış. Tamam. Çünkü... Bazen demek ki Fatih Bey'i dinlemekte fayda varmış. Çünkü şu anda 3 topumuz var elimizde. Bir top daha almak ister misin? İstersen farklı bir renk al. Harika. Şimdiden 3 atış hakkın var. Tamam. Şimdi son olarak bakalım ekrana hangi ürünümüz gelecek, görelim. Dudak kremi. Çok basit. Sence 10 TL'nin altında mıdır, üstünde midir? Ben bunu hiç bilmem. Kremi... Fatih Bey, tahmin ettik, bilmeyeceğiz. Zireye dudak kremi yoktur bence. Efendim? Artık bu devirde üstündedir. Peki acaba son olarak bu dudak kreminin fiyatı 10 TL'nin üstünde midir, görelim. Üstünde. Bravo! Kurtuldu. Selin'cim, şöyle güzel atışlar bekliyorum. Sana bir prim görüyorum ben ileride. İnşallah. Fatih Bey. Efendim. Değil mi? Ben primi veremiyorum ama. Veremiyor musunuz? Yok, benim üstümdekiler veriyor onu. Patronlar. Üstümdekiler de herhalde izliyordur patronlar diye bu üstün başarısını. İnşallah. Karşılıksız, evet. Bırakmazlar diye onlara düşünüyorum. Onlara selam gönderiyorum. Şimdi sana çok güveniyorum. Güzel böyle havaya, uzaya sallamadan güzel tak net atışlar yapacaksın, tamam mı? Karavana gelirse maalesef beklemediğimiz sonuçlar olacak. Bak, o sonuçları hiç söylemek, dilime almak istemiyorum çünkü olmayacağını düşünüyorum. Sen buradan düşün ki 20 bin lirayla bile çıkabilirsin. Ay Allah'ım, inşallah. İnşallah. Ya 5 bin attı diyorum, 10 bini aldı gitti diyorum. Ne olabilir güzel, yani. Sağlık inşallah. Onu karavana atma yeter ki. Tamam mı? Moralini bozma. Çarkımız dönsün. Ya ben Fatih Bey de değilim şu anda. Fatih Bey'in kafasına yağacak olanlar da değilim. Ben kazanmanızı istiyorum. Hazırsan böyle bak. Zımba gibi at yani. Böyle şak. Zımba diye atacağım. Sepetin yanına gel canım. Sepetin yanına geliyor. Sepetin yanına gel. Zımba gibi kuvvetli, güçlü bir kadın atışı istiyorum senden. Göreyim seni. Zımba. Fırlat. Ay Allah kahretsin. Bir saniye, çok pardon. Bir saniye durabilir miyiz de? Her şey durmalı şu anda, gelsin. Pardon, nereye attın? Kolumuzun yanından herhalde. İstiyorsan Fatih Bey'in kafasına at. Orayı bilmiyorum. Daha iyiydi. Dedim. Mesela en azından bir manası olurdu. Ya sen nasıl yaptın bunu? Bilmiyorum. Olmadı. Şimdi karavan olunca ne oluyordu? Fatih Bey'le onu konuşalım. Bir onu görelim. Ne oluyordu Coşkun abi karavan olunca? Bakalım. Ne oluyordu Coşkun abi? İşte böyle bir şey oluyordu. Hoşunuza mı? Fatih Bey, iyi misiniz? Acı intikam. Unlandınız biraz. Aynen, bu börekli bunga yok. Selin'cim, kovulma ihtimalin yok. Senin yaptığın bir şey değil bu. Tamamen, evet, yarışmamızla alakalı. Evet, ben hiçbir şey yapmadım. Evet, inanıyorum. Şimdi güzel bir atış bekliyorum senden. Bak, daha 3 şansın var, acele etme. Ya yemin ediyorum, bundan çok basitti bunu da atması. Niye bugün böyle oldu ya? Bilmiyorum. Dönsün çarkımız, gelsin ikinci şans. Sakin at canım, sakin. Sakin at. Ay. Evet. Olsun. Evet, o gitti. Onu bırakalım tatlım. Bıraktım. Devam ediyoruz. Hadi ne olur. Evet, diye. Bir dakika, şu anda sana bir kıyam oldu. Normalde bir kere daha karavana attığı zaman normalde bir kere daha inmesi gerekiyor. Ama biliyorsun çok üşendim. Onu indir kaldık, tekrar çok üşendim. Ağzınızı bir nefesinizi tutar mısınız? Hayır. Nasıl ya hayır? Yarışma benim değil mi? Evet. Fatih Bey, dükkan benim değil mi? Fatih Bey.
şöyle dursun. Bu şekilde beklerseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Evet, atışımızı yapalım Selin Hanım. Lütfen at. Ne olur, ben de atmak istiyorum. Bravo! Ama ya. Ya Allah aşkına, kim kem gözlü burada? Bak birisi çıksın, evet, konuşsun gerçekten burada. Vallahi olmaz böyle bir şey. Ne burada oluyor? Birinde bir şey var şu anda. Şey var, evet, bir şey. Bir var. Şey derler de. Ben bak böyle bir karavana hiç görünmedi bu zamana kadar. Hadi siz yarışmacılar arkasını dönsün. Vallahi bak biriniz içinden kem. Dönün arkanız, siz de dönün. Tamam. Arkanız dönün. Benim. Kimse bakmasın. Evet. Son hakkın. Hiç belli olmaz. 5000'e bile atabilirsin ama bu sefer patronuna acımam. Bu sefer 5000 bak. Hazır mısın? Çok hızlı dönüyor. İnan, bak şöyle düşün. Yani atamadıklarını bir kenara koy. Çünkü gerçekten çok basit. Tak diye attım, oraya yapışıyor. Vallahi bak, bana güven. Haydi. Dönsün çarkımız. Ay inanmıyorum. Olmadı, olmadı. Orada durmuyor, orada bir sıkıntı var. Olmadı. Bir dakika, sen azıcık kenara gider misin? Tamam. Döndür bakayım, bunda bir sıkıntım var, bunu bir çözelim. Dur, bir dakika dur ya. 5000! Oo, tamam. 5000, 5000. Ortaya atmaya çalışıyoruz ya, aslında çok daha büyük bir alan. Evet, o yüzden olmuyor. Şey, uzağa gider diye biraz daha ortaya kanalize oldum. Çok içime dokundu, çok kanıma dokundu. Çünkü çok büyük şansım vardı, hiçbir şey alamadın. Ama olsa olsadan 1000 TL vardı. Ben de size 1000 TL'lik hediye çekimi veriyorum. 2000 TL olsun. Vallahi yok. Patron bu hale geldi. Bu kız burada perişan oldu. Benim şu halime bakın. 2000 TL ile sizi yerlerinize uğurluyorum efendim. Alkışlar sizin için, buyurun. Benim tüm heyecanıyla ve bence eğlencesiyle devam ediyor. Şöyle bir duruma bakmak istiyorum. Sadece Fatih ve Selin şu anda 3000 TL'lik hediye çekini kazanmış durumdalar. 1000 TL'sini ben hediye etmiştim az önce. Eyüp Yeliz, Merve İbrahim, Erdi Anıl şu anda henüz ceplerimiz boş. Ama olsun, yeni bir oyun, yeni bir şans demek. Eğer hazırsanız 3. kez olsa olsa için ürünümüz gelsin. Herkes pür dikkat şu anda. Evet, sporcu kafa bandı. Erdi ve Anıl, sizce olsa olsa ne kadardır? Sen bilirsin bak. 15 TL. 15 TL'dir dediler. Merve ve İbrahim. Ama bize mi geldi hemen? Çok çabuk geldi. Fatih ile Selin çok iyi yapıyordu tahmini. Önce onları alsaydık. Oradan bekliyorduk. Sırayı bozmayalım. Vallahi ben kafamın estiği gibi soruyorum. Var mı daha önce böyle bir, ya bandana gibi falan da düşünebiliriz değil mi? Evet, evet. Herhalde onun gibi yani taktı. Sonuçta bir karate bandı. Ben söyleyeyim. Ben kırmızı kuşak kaç dediler? 15 dediler. 15. Merve İbrahim? 40. Kaç? 25. 25. Diyorum. 25 TL'dir dediler. 23 de olabilir. Fatih, hiç bilmiyoruz. 10 artıyor, biz de mi 10 artık? Ha, 35 diyelim. Biz de 35 diyelim. 35 diyoruz. 35 TL'dir dediler. Eyüp ve Yeliz, sizce sporcu kafa bantı kaç TL'dir? Benim bir fikrim var ama Yeliz onaylayacak mı bilmiyorum. Düşük fiyatlar. Bu çok düşük fiyatlar değil mi ya? Hayır. Sen yoga eğitmeni. Bizle paylaşmak ister misin? Hayır, hayır. Ama ağzından çıkanı oraya koyacağım, ona göre. Evet. Bence yüksek söyle. Yüksek söyle. Bence 100. Ne? 100. Abart. Evet. Böyle yaptım. Merve böyle yaptım. Abart. Peki, bana da bayağı bir abartılı geldi ama. Sporcu kafa bantı yani sonuçta, ne bileyim. Bilelim. 100 TL'dir dediler. Acaba? Yok ya, inanın. Acaba? Hadi. Hadi yan artık yeşil. Yanmak. Doğru tahmini. Bir yeşil yansın, bir yeşillenelim. Hangi takım yapmış görelim. Eyüp ve Yeliz. Gerçek fiyatı. Gerçek fiyatı. 110 TL. Sende var ya. Demek ki amatör sporcular için değilmiş yani bu. Bayağı profesyonel sporcular için herhalde ki böyle bir fiyatı varmış. Benim hiçbir fikrim yok da açıkçası. Tenis için falan. Abart dedim, evet. Gerçekten. Sen yoga eğitmeniyim aslında, az çok biliyordum. Yoga eğitmeniyim az çok biliyordum dedi. Niye söylemedin biliyordun? E söylediniz ya, tamam. Yüksek dediğim sen... Hayatım siz yarışıyorsunuz, neyi tartışıyorsunuz? Tamam, evet. Eyüp Yeliz, alkışlar size gelsin. Buyurun efendim.
sizleri yakından tanımak istiyoruz sevgili Yeliz. Sen birazcık anlat bize. Merhabalar. Merhaba. Ben 7 yıldır satış pazarlama üzerine çalışıyorum. Eyüp'le aynı şirketten arkadaşız. Eyüp'ün çok şanslı olduğunu düşünüyorum benimle geldiği için. Aynen öyle. Güzel. Onun dışında yoga eğitmeniyim. Özel çok ders güzel. Veriyorum. Şahane. Aslında Eyüp'e bırakmak istiyorum sözü. Çünkü çok güzel dans ediyor ve görmenizi istiyorum. Aa Eyüp. Ne tür dans herhalde? Hip hop falan mı? Ha break dans herhalde, şapkalar mafkalar. Çok uzun zamandır yapmıyorum. Çok uzun zamandır yapmıyorum. Onun altında eğer yaparsam da beğenmezseniz yatıyor. Biz bunları yemiyoruz. O yüzden yani kafada dönmeni beklemiyoruz tabii ama bir şekilde küçük bir şey yaparım. Küçük evet. Bir şey yapar mısın? Küçük. Hadi gelsin müziğimiz bakayım nasıl yapıyormuş. Yo. Aa bayağı yapıyor ya. Oy. Az kaldı kafada dönecek. Yaptığın için tebrik ediyorum. Yapmasaydın falan yapacaktım. Vallahi süper. Çok iyi yapamadım. Ya profesyonel anlamda da yaptın mı daha önce? Çok eskiden. Çok bayağı eskiden. Evlendikten sonra yapamadım. Tabii. Evlendikten sonra. Niye eşiniz breakdance yapmanıza izin vermedi mi? İstiyor aslında ama şey böyle. Mekan mı yok, yer yok, nerede? Zaman yok değil mi? Evliyiz malum işte. Ama ne güzel, bence bu yeteneğinizi unutmayın ya, kalsın yani. Teşekkür ederim. Çocuklarınıza, torunlarınıza öğretirsiniz. Eşim öğrense yeter aslında. Efendim? Eşim öğrense yeter. Eşinize ben kafada dönmeyi öğretmek istiyorsunuz. Evet. Salsa falan da yapıyor. Salsa mı? Yok yok öyle şey yapmıyorum. Mesela şöyle ufak. Her şey var. Peki acaba doğru tahminler var mı sizde? Bana o lazım biliyorsunuz. Bakalım. Eğer hazırsanız çok güzel bir oyun oynayacağız. Kafaları karıştıran en sevdiğimiz oyunlardan bir tanesi. Büyük alkışlar, oyunumuz geliyor. İşte karşınızda toplu hücum. Hepsi benim toplu hücum oyunuyla devam ediyor. Sevgili Yeliz ve Eyüp'le oynuyoruz bu oyunu. Şimdi oyunumuzu minicik anlatıyorum. Zaten herkes yerli yerinde. Eyüp Bey. İyiyim, çok iyiyim. İyisiniz, şimdilik çok iyisiniz. İyiyim. Tabii iyi olup olmayacağınız partnerinize bağlı. Az sonra göreceğiz efendim. Başınıza geleceklerden asla benim en ufak bir alakam yok. Değil mi? Ne yaparsa Yeliz yapacak. Yeliz'cim önce 5 tane ürün gelecek. Yanına da 5 tane böyle karışık şekilde fiyatlar gelecek. Sen o fiyatları ucuzdan en pahalıya doğru sıralayacaksın. Diyeceksin ki şu fiyat şu ürüne aittir. O ürünün altında onu simgeleyen bir renk var. Aynı zamanda o rengi simgeleyen kablolar da senin önünde. Doğru tahmin yaptığı zaman lütfen söyleyerek, kırmızı kabloyu kesiyorum, siyah kabloyu kesiyorum gibi söyleyerek kabloları keseceksin. Doğru bildiğin sürece devam edebilirsin ama yanlış yaptığında maalesef tamamen kaybediyor oluyorsunuz. Tamam mı? Tamamdır. Her bir ürün için, sana tahmin etmen için 15 saniye vereceğim. Birazcık da hızlı olacaksın. Oldukça adrenalin yüksek bir oyun ama nereden bakarsan bak 4000 TL'lik bir oyun. Evet. Hazır mıyız? Eyüp bana yardım edebiliyor mu? Eyüp tabii yardım edebilir. Eyüp sesim ki. Geliyor değil mi? Eyüp sesi geliyor mu? Geliyor. Eğer hazırsan. Tamam. Öncelikle ürünlerimiz gelsin. Ürünlerimiz böyle. Görüyorsun şöyle bir bak. Hemen yan tarafları. Fiyatı isteyeceğim. Fiyatlar gelsin. Ve hemen süreni başlatıyorum. Sence 29 TL'lik ürün hangisidir? Küpe mi kahve mi Eyüp? Küpe. Küpe mi? Küpe ne? Kırmızı. Kırmızıyı kesiyorum. Evet. Kes bakalım. Kestim. Bravo. Güzel. Hızla devam ediyoruz. 92 TL'lik ürün sence buradan hangisidir? Müzik kutusu mu? Ayakkabı olabilir kahve, mi? Kahve. Kahve mi? Mavi mi? Mavi mi? Evet. Mavidir dedi. Mavi kes. Mavi kesiyorum. Doğru, bravo. 160 TL'lik ürün sence hangisi? Müzik kutusu mu, ayakkabı mı? Matkap da olabilir. Matkap. Matkap değil mi? Evet. Kesiyorum. Siyah kesiyorum. Maalesef. Eyüp. Maalesef. Eyüp.
Ya Eyüp zaten cezasını çekecek. Eyüp'ün zaten başına gelenler gelecek. Neymiş? Ya çok erken gitti neymiş? Ya. Dur önce bir patlamayı seyredelim sonra neymiş bakalım. Tam o sırada tabii dilinizi çıkarmanız pek iyi olmadı. Bu arada fiyatları istersen kahve. Görelim hangisiymiş. Ha, kahve evet ya kahve. Evet, niye matkap dedik ki? Evet. Heyecanlandık. 160 TL'lik ürün spor ayakkabıymış. 380 TL'lik ürün matkapmış. 399 TL'lik ürün ise kahverengi müzik kutusuymuş. Olsun, yarışmak da keyifliydi bence. Aynen öyle. Sence? Evet evet, biz zaten eğlenmeye evet, geldik. Eyüp Bey iyi miyiz? İşte Eyüp iyi misin? Özür dilerim. Bir moral alkış alayım ve alkışlarla sinirinizi uğurlayayım aynı zamanda. Hepsi benim de yarı final zamanı. En eğlenceli kısmı bu. Çünkü bu ana kadar hiçbir şekilde para kazanamayan yarışmacılarımızın evet. da yarı final oynama şansı var biliyorsunuz. Aynı zamanda finale kalma ve 15 bin liralık büyük ödülümüzün sahibi olma şansınız var. Moralleri bozmuyoruz. Şöyle bir karnelerimize bakalım. Fatih Selin 3000 TL, Eyüp Yeliz 1000 TL, Merve İbrahim Erdoğan'ın... Şöyle çocuk koca bir sıfır. Azıcık bir şeyler sizin bırakın bize de. 1000 yazabilirsiniz. Yani dur bakalım. Bakacağız. O sizin elinizde. Şimdi buradaki yapacağız. Performansınızla bağlı. Bu bizde ya artık. Bu artık sizde. Size güveniyorum. Bak ilk oynayacağınız oyun nasıl bir coşku artık sen düşün. Erdoğan değil süperiz. Mi? Sizden de bir coşku evet. bekliyorum. Motivasyonumuz peki, tam. Yarı finalimiz çok eğlenceli. Hızlı olmak önemli. Yapacağınız şey çok basit. Çok güzel bir parkurumuz var. 4 mavi simidimiz alttan. 3 turuncu simidimiz üstten olmak üzere giyiyoruz. Sonrasında parkurumuzu tamamlıyoruz. Parkurumuzu hızlıca göstereceğim. Burada size şu tüyoyu verebilirim daha önce oynamadığınız için. Buradaki dubaların birazcık dışından almaya çalışın. İçinden olduğu zaman çünkü deviriyorsunuz. Sonra arkadaşınız geliyor onu tekrar toparlamaya çalışıyor falan. Sadece burada sizden 2 tur istiyoruz. 2 turdan sonra yine tekrar buralarda hop tam tur. Burada hop tam tur atarak yerinize geliyorsunuz ve simitleri aynı şekilde arkadaşınızın yardımıyla yerine yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu ben 15 saniye yaptım büyük ihtimalle. Öyle değil mi? Simitsiz bir şekilde. Sizden de iyi bir performans bekliyorum. Neden? Çünkü bu parkuru en kısa sürede bitirmeyi başaran iki takım benimle, hepsi benimle finalde yarışacak. İnşallah. Gidiyor. Oyunumuzun adını biliyor musunuz? Yandan Halimem Yandan. Evet, ilk olarak acaba kimle başlıyorum? Fatih ve Selin geliyor. Kim yarışıyor? Parkuru kim yapacak? Selin yapacak. Güzel, Fatih Bey de ona yardım edecek. Hızlı olmanız önemli. Tamam mı? Tamamdır. İnşallah. Ay öyle şey yapmayın. Bunda zaten öyle bir atışma atışı yok bunda. Bence sen başarılı olabilirsin. İnşallah diyorum. Sürenizi başlatacağım eğer hazırsanız. Hazırız. Çok güzel bir ses geldi Selin'den. Eğer hazırsanız bana da süreyi başlatmak düşüyor. 3, 2, 1, başla. Hemen alttan. Çok kollarını uzattın. Yukarı çek. Fark etmez, fark etmez. Gir içine, yukarıdan da indirebilirsin. Kaldırın şöyle. Yukarı çek. Yani çek. Şey yap, alttan. Bas üstüne. Bas üstüne. Gir içine. Gir içine. Parlatma simidimizi. Evet, tamam. Bırak onu sen şimdi. Bir daha aşağı. Bir dakika. Gir içine. Çok güzel. Şimdi yukarıdan. Kaldırdım. Evet, neredeyse 30 saniye oldu. Çok tebrik ediyorum. Mükemmel gidiyorsunuz. Güzel. Hemen parkura başlıyorsun. Yürü. Haydi Selin, geniş al, çok geniş güzel. Geniş al. Açıktan al Selin. Evet, açıktan evet. Al Selin. Bravo dön, Selin. Dön. Çok güzel. Tim, Terimine Hanım. Yürü. Çok güzel gidiyorsun. Bravo. Dön. Harikasın. Dön. Gel. Evet. Gel. Evet. Fatih Bey çekilin oradan. Dön. Bir daha dön. Dön. 7 saniye, devam. Biraz hızlan Selin, evet. Çok güzel. Devam. Hızlan. Dön. Tamam, dön. Daha hızlı. Selin daha hızlı, dön. Güzel. Son turunu atıyorsun Selin, atla. Çarpma. Geri gel. At tur etrafında. Devam. Güzel. Dön. Yerine gel. Hemen çıkarın. Yerine yerleştir, benim pansiyonum çıkıyor.
Sen de yardım et, sen de yardım et, sen de. Bıraktan seni, sen de yardım et, şöyle bir destek ol ya. Kaldım çok kolda. Güzel. Evet, alttan çık, alttan. Güzel devam ediyoruz. Çık, çık, çık. Alttan çık. Ben alttan çık. Çık, 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 çık. At kendini ya. Ben yapmışım. Hemen ol, hemen ol, hemen ol. Süper. Fark etmez, süper. Bir dakika, 44 saniye. İyi misin? Bence programın sunucusu yanlış. Niye biliyor musun? Çünkü aşırı gaz veriyorum. At kendini yerlere diyor ama olsun. Olsun. Orada öyle bir pay var ki ayağımı oradan çıkartamıyorum. Çıkartamadım. En güzel attım kendini, kurtuldum. Direkt attım kendimi yere. Bence mükemmel. Şey zaten yumuşak bir düşüş oldu simitler evet, sayesinde. Oh. 1 dakika 44 saniyede tamamladın. Hiç fena değil. Hiç fena olup olmadığını aslında diğer rakiplerinizin performansına göre daha doğru bir cevap verebiliriz. Sizleri alkışlarla yerine alıyorum. Eyüp ve Yeliz geliyor. Bakalım. Acaba sizler nasıl bir performans sergileyeceksiniz? Hazır mıyız? Evet, hazırız. Sen zaten dal gibisin. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Çok özür dilerim. Hani bana da bana çok yaptıkları için bu espri yapıyor. Aha bu, aha sen. Hiçbir şey fark etmiyor. Bana da hep aynı espri yapıyorlar. Galeteydi, yok çubuk krekerdi, Safinaz'dı. Ha, bütün hayatım böyle geçti. Evet, bana da aynılarını söylüyorlar. Hızlı olman lazım. Hızlı gibisin maşallah. Teşekkür hazır ederim. Mısın? Görün mü? Hızlı. Tamam. Bunlar hızlı. Tamam, okey. Çok hızlı. Hazırsanız. Hazırım, hazırım. 3, 2, 1, başla! Yavaş yavaş. Kafasını atıyorsun çok, çok, ya. Çok çabuk Yeliz, Yeliz daha hızlı, daha hızlı, Yeliz daha hızlı, daha hızlı. Hızlı evet. Olman lazım. Eyüp kıza niye şey yapmış? Aa valla Eyüp aşırı hızlı ya. Çok güzel. Evet devam et, devam et Yeliz, devam et, devam et. Böyle evet, evet, hızlı evet, hızlı. Evet, hızlı. Evet, evet. Devam, valla süpersin. Evet, evet, evet. Çok güzel bir saniye daha hızlı. Devam, devam, devam. Bana gör, daha hızlı, daha hızlı. Aşağıya geldi, görmüyor Yeliz. Görürsün, valla şahanesin. Oo bir rekor mu geliyor? Dön 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 gel dön gel 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 bir tane daha hızlı, daha hızlı, Yeliz daha hızlı. Bir dakika oldu, hadi. 50 saniye oldu, mükemmel gidiyorsun. Devam et, devirme şunu. Açıktan al, açıktan al, güzel. Zıpla! Çıkar! Çık! Hiç fark etmez! Çıkar! Böyle performans görülmedi! Hepsi benimde! Mükemmel! Rakiplerine 30 saniye fark attılar. Onlar 30 saniyede daha simidi giymişlerdi. Yeliz 15 saniyede parkura başladı ve sonunda 1 dakika 10 saniyede tamamladılar. Büyük alkış gelsin. Vallahi çok güzeldi. Ölümü süperdi. Aşırı hızlıydın yani. Şimdi hepsi benim de yarı finali oynamak için. Yanıp yanıp tutuşan. Merve ve İbrahim geliyor alkışlarınızla. Bir de şans biliyorsunuz değil mi? Biraz tutuşalım. Ben oraya geçeyim. Merve sen oynayacaksın evet, anladığım kadarıyla. Evet, tamam. Her zaman oynar. E oynaması oynayalım ya. Oynasın, kazanmadan önce ya. Oynayalım. Oyna. Bence ısınmış olursun sonra kazanamazsın. Aa, saçlarımı açayım falan dedi. Aç kız. Açtık saçlarımızı gelsin müzik. Aa, oyuna basın falan dur bakayım. Evet sen de bana. Aman. Gel bari. Ben de. Her zaman enerjimizi yükseltir, değil mi? Çok müzik gerçekten evet. Çok etkili. Şimdi iyi ısındın. Bak bir rahatladın. İlk defa seni burada gördük evet, çünkü. Evet. Tüm saçlar toplansın. Modumuza geri dönelim. Evet. Süreniz başladı. Dermişim şaka. Yok yok yok. Yok, yok şaka, sadece şaka. Kontrol, kalite kontrol. Şimdi sizi mutlaka ve mutlaka 1 dakika 44 saniye geçmeniz gerekiyor. Tabii. Hazır mıyız? Senin de hızına güveniyorum şu anda. Kızlar çok daha yetenekli bu konuda. Daha pıtır pıtır, daha böyle şey heyecanlı. Evet. Eğer hazırsanız. 3 2
Merve, dağ taşa gitme. Şuraya gel biraz ya. Ben oraya koyarım onu. Ha. Ayarlarım ben onu, ayarlarım. At bana. Bir. Başla. Çabuk. Kalk. Bana ne oluyor acaba? Al al al. Buna da git. Çık onu. Kanka şunu getir. Kanka şunu. Sen onu boş ver, onu giyer. Güzel güzel güzel. Çok güzel. 15 saniye. Hadi güzel başladınız. Parkura başlıyor. Parkura başlıyor. Başla. Hadi, hadi başla. Gel, hemen gel, bir öyle, tur öyle, atıyorsun öyle, oradan. Öyle, 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 ne yapıyorsun? Devam 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 devam. Devam çok güzel çok güzel çok güzel. Açıktan al, gel, açıktan. Gel gel güzel güzel güzel, sıfır geçiyorsun, sıfır. Merve bravo. Gel 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 gel. Gel. Eller gel. Sanki oyun havasıymış gibi biraz oynat iki. Elleri. Of. Ama. Kaldır kızı, kaldır kızı, bakma. Kaldır. Merve. Bas, i̇çine bas, zıpla bas, Merve, bas. Hayır! Hayır Merve, içine zıpla! Bas, hayır, çıkmaz! Merve, içine zıpla, bir şey yok! Kucağına al kadını! Ha, çok güzel, at, tamam. At ayağını. İki tur dön, devam, iki devam, tur devam. Dön! Hadi, bir tur daha, bir tur daha, bir tur daha! Hayır, bir tur daha, bir tur daha! Çabuk! Bir tur daha, dön, 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 devam, devam, yaparsın, devam! Yaparsın, daha var, daha yaparsın, var! Yaparsın, çabuk, çok çabuk! Var, acele etme! Dön, 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 dön! Yapabilirsin, hala vaktin var. Çok güzel gidiyorsun, daha 1-0-8, daha geçmedi, devam, geç. Devam, devam, hadi, devam, hadi, gel, hadi, gel, hadi, gel, hadi, gel, 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 gel! Devam, devam, devam! Bir devam. Tur daha, bir tur daha, bir tur daha. Hadi! Az kaldı, çabuk, dayanın! Lan, lan! Oluyor, çıkartıyoruz, oluyor! Çıkartıyoruz, çıkartıyoruz! Hala var sıra, hadi. Kadın bayılacak! Çıkar, çıkar, kadını çıkar! Çabuk, 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 çabuk! 27, 28, daha var vaktin! İnanmıyorum, hadi. Olacak galiba, hadi! Alttan, hadi, 33, 34! Hadi! 10 saniye, son 10 saniye! Zıplasana! İbrahim zıplasana! 42! 43! 43! Galiba 43'tü değil mi? Allah aşkına biri beni alsın buradan ya. Başkasını getirsin gerçekten. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Kız sana ne oldu? Hiç tahmin etmiyordum düşeceğini ya. Düşeceğini mi? Bildiğin freni patladı yolda. Bir görelim, görelim. Nasıl atıyorum ama kendimi öne? Bugünlere düşe kalka geldiniz. Ha bak. Dizilerde bayılmak. Aha, helal oy! Helal oy dedi, attı kendini yere. Çok güzel. Çok iyi dinle. Yemin ediyorum son saniyede, son saniyede. Mi? Evet yani. Bu düşüşe rağmen değil mi? Evet, son saniye. Tebrik ediyoruz. Büyük alkışlarla seni uyguluyorum. Yerinizi alayım size. Bir saniyeyle yani kazandınız diyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi performansını çok merak ettiğimiz bir diğer takımımız geliyor. Kendileri Erdi ve Anıl. Bence bu oyunu daha sık oynamamız lazım. Bu inanılmaz eğlenceli. Şimdi anladığım kadarıyla Anıl yarışacak. Evet, Anıl, kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Tablo da hoşuma gitti açıkça söylemek gerekirse. O zaman başarılar diliyorum size. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alayım seni Erdi. Hazırsanız. Hadi bakalım, hazırız. Süreyi başlatıyorum. 3, 2, sesim kısıldı artık. 1, başla. Gayet güzel. Gayet güzel. Birazcık daha hızlanabiliriz. İyi bir sonuca ihtiyacımız var. 1.44'ü yani 1.44'ten daha az bir sürede parkuru bitirmen gerekiyor. Fena değilsin. Eğer bence bu noktadan sonra düşmeden ilerlersen yapabilirsin. Devam et. Gel buraya. Gel, dön. Gel, dön, dön bir tur. Bir tur dön buradan. Çok güzel. Gel, devam. Harikasın. Et. Süper. Anıl, süper. Devam. Şuradan da bir tur dön. Dön. Tamam, süper, devam. Gel, harikasın. Oradan al şimdi. İyi spor alıyor. Süpersin, abi. Harika. Aynen, hemen dön. Bir tur daha, bir daha döneceksin. Bravo, bir daha, devam. Bir daha. Şırık, cool ve rahatsın şu anda. Aynen, harikasın, devam, devam et, gel. 2 saniyen oldu, devam. Devam. Buradan tur atmayı unutma bir daha. Gel, 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 biraz ama daha gel. Ama bağlaktan alma turu yani, açıktan gel, al dedim şuradan, de şuradan, sen. Biraz dip, çok açıktan alıyorsun. Şuradan alma, devam, devam. Biraz devam. Şuradan artık. Şimdi burayı çok hızlı, çok hızlı. Gel, 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 gel. Tur at. Unutma. Çok iyi Anıl. Anıl bravo, hemen yerine gel. Hemen çıkarmaya başlayacak. Tekne çıkar. Çıkar koy. Çıkar koy. Devam, 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 devam. 1.16, 1.17. Finalin adı belli oluyor. Çıkar finalin adı belli olmak kal üzere. Devam, 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 devam. Tek tek koyuyoruz. 26, biraz hızlan. 28, 30. Ve 1.
1.30. Ve hiç yarışmayan Erdi ve Anıl finale kalmayı başardı. Böylelikle finalin adı Eyüp Yeliz ve Erdi Anıl oluyor efendim. Bir alkış gelsin. Bu arada sevgili Merve İbrahim'e çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Aynı zamanda Fatih ve Selim'e çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi yarıştınız. Size 3000 TL'niz var. Evet. Sizi böyle uğurlayacağım. Merve ve İbrahim sizin ne kadarınız vardı? Valla elimize... Koca bir sıfır o kadar koca bir eğlenceyi aldık gidiyoruz. Ama bu benim kalbimi acıtır. Ya. Gönlümden kalbimden size 1000 TL'lik hediye çekilim. Hepsi benim final turuyla devam ediyorum. Benim final turuyla devam ediyor. Görüyorsunuz değil mi bana yaptınız? Bak ses kalmadı. Resmen yani sunmadım, yaşadım, hissettim. Çok heyecanlıydı stres gerçekten. Stres oldunuz siz de ya bizimle. Ben evet hem stres oldum hem acayip eğlendim. Gerçekten öyle iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sizlerle yarışmak ve tabii diğer yarışmacılarımızla yarışmak çok çok keyifliydi. Şimdi gelelim sadede. Durdunuz. Final oynamaya hak kazandınız. Evet, şans. Şu ana kadar 0 liranız var. Ancak az sonra 15 bin liranız olabilir. Peki 15 bin lirayla acaba ne seçmeyi düşünüyorsunuz kazanırsanız? Ben elektronik düşünüyorum. Elektronik düşünüyorsunuz Erdi Bey. Ya ben bir tane kız bebeğim var. Ona oyuncaklar falan almayı düşünüyorum. Böyle istediğim bazı şeyler var. Onları alırım. Kaç onu yaşında kızınız? 1 yaşında. Ne? 1? Evet. Ay öpün bizim için. Ne güzel. Kesinlikle yapacağım. Eyüp sen ne almak istersin? Aksiyon kamera almak istiyorum. Aksiyon kamera. Evet. Acaba bu dans ederken falan mı çekeceksin? Görüntü çok daha iyi oluyor ondan. Çok acayip oluyor değil mi? Peki Yeliz? Telefon almak istiyorum ben. Telefon almak istiyorsun. Evet. İyi bakalım hadi inşallah diyelim. Şimdi final oyunumuzu zaten biliyorsunuz. Karşılıklı 2 tane ürün gelecek. Sizlere hangisinin ucuz olacağını soracağım. 8 tane toplamda kıyaslama yapacaksınız. Kıyaslamayı en çabuk bitiren finale adını yazdıracak ve 15 bin liralık ödülün sahibi olacak. Evet, böylelikle 1000 TL'lik şu anda hediye çekin sizde ve dilerseniz sizden başlayayım. Bir sakıncası var mı? Yok, problem yok. Çok sevindim. O zaman Eyüp ve Yeliz için ilk iki ürünümüz gelsin. Bakalım neymiş? 12'li yılbaşı ağacı süsü mü yoksa 1 kilogram granül sabun mu sizce daha ucuzdur? Bakın, çok dikkatli. Sabun. Sabun daha ucuzdur dediler. Peki doğru mu bildiler? Bravo! Çok güzel başlangıç. Hemen devam edelim isterseniz. Hızımız kesilmesin. Evet. Buyurun diğer iki ürünümüz gelsin. Badminton raketi artı 3 top mu yoksa 1 kilogram acı sucuk mu sizce daha ucuzdur? Sucuk. Sucuk daha ucuzdur dediler. Doğru mu bildiler? Sucuk biraz acı oldu. Sucuk, 1 kilogram sucuk 100 TL'ymiş. Badminton raketi ise 35 TL'ymiş. Fiyatlarımız biliyorsunuz tek bir internet sitesi üzerinden. Oradan baz alınarak buraya koyuyoruz. Ve siz bu siteleri zaten siteyi çok çok iyi biliyorsunuz. Değil mi? Peki. O zaman ne yapalım? Size bir şans verelim. Bakalım nasıl değerlendireceksiniz. Erdi ve Anıl için diğer iki ürünümüz gelsin. 75 mililitre el kremi mi yoksa pamuklu battaniye mi acaba daha ucuzdur? El kremi. El kremi daha ucuzdur dediler. Bildiler mi? Bravo. Başlarda biraz kolay oluyor yani. Evet. Değil mi? Başlarda öyle. Başlarda yani. Peki devam edelim. Diğer ürünlerimiz gelsin. Evet, 100 mililitre kadın parfüm mü yoksa 2000 watt tost makinesi mi sizce daha ucuzdur? Güzel soru. Bence. 4 saniyeniz bitiyor. Hemen söyleyin. Tost makinesi. Tost makinesi daha ucuzdur dediler. Doğru mu? Sen cevap ver. Bayağı fark var. Yani 2000 watt diyor. Hani oradan belki bir şey yapabiliriz ama olsun. Tabii. Olsun. Hiç moral bozmak yok. Hemen Eyüp ve Eliz'le devam ediyoruz. Gelsin ürünlerimiz. Çift katmanlı çelik termos mu yoksa cam rende mi sizce daha ucuzdur? Rende daha ucuzdur. Gelsin bakalım doğru mu? Doğru.
Emin olayım sen, emin olayım ben. Cam rende 14 TL, termos 189 TL'ymiş. Devam ediyoruz, diğer ürünlerimizi görelim. Metal kilitli takım çantası mı yoksa kıl testere mi sizce daha ucuzdur? Erkeklerin bilebileceği bir soru olabilir. Eyüp? Eyüp. Çantanın içinde bir sürü şey olur. Eyüp. 3, 2... Çanta. Çanta. Takım çantası. Metal kilitli takım çantası daha ucuzdur dedi. Doğru mu bildi? Ben bu işten anlıyorum. Çantanın içi dolu demedik. Ben neyse. Sorayım. Bakalım bayağı çekişmeli bir final turu. Aynen. Olsun. Ufukta görünüyor şu anda. Erdemir Anıl, gelsin ürünlerimiz. Sizce ikili seramik fincan mı yoksa kanvas tablo mu daha ucuzdur? İkili fincan, kanvas tablo. 6 saniye. Kanvas tablo. Kanvas tablo daha ucuzdur dediniz. Doğru mu? Bravo. Bravo. Durum 2-2 oldu. Bakalım öne geçebilecek misiniz? Ürünlerinizi görelim. Hangisi daha ucuz soralım. Evet bakalım. 150 mililitre sprey deodorant mı yoksa kapüşonlu kadın sweatshirt mü sizce daha ucuzdur? Bence deodorant. Deodorant. Daha ucuzdur diyorsunuz. Evet. Peki görelim. Buyurun efendim. Bakalım doğru mu? Doğru. Ve bu doğru tahminle öne geçtiniz. Aynı hızla devam etmek istiyorum müsaade ederseniz. Gelsin ürünleriniz. Buyur. 2 litre ayran mı yoksa onlu gezen yumurta mı daha ucuzdur? Ayran, 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 ayran. Efendim? Ayran diyoruz. Ayran daha ucuzdur dediler. Doğru. Doğru bildiniz. Bravo, vallahi işin yarısını şu anda başardınız. Yarısından sonrası için hazırsanız ürünleriniz gelsin. Kumral saç boyası mı yoksa 300 gram peeling mi sizce daha ucuzdur? Haydi bakalım tam beylere sorulacak bir soru. Saç boyası daha ucuzdur evet. Diye acayip hızlı bir cevap geldi. Peki bakalım doğru mu? Bravo! Beklenmeyen bir performans. Eşinizle saç boyası aldınız diye düşündük aldığım değil? Için, evet. Aldığınız için. Eşiniz Kumral mı? Yok. Beşik öndesiniz. Buyurun gelsin ürünleriniz. Mama sandalyesi mi yoksa 750'li poşet çay artı termos mu daha ucuzdur? Termosun fiyatı 100 civarındadır. Mama sandalyesi. Mama sandalyesi daha ucuz mu? Bravo! Neler oluyor ya? Vallahi iyi gidiyor Çağla Hanım. Vallahi çok iyi gidiyorsunuz. Paket oldu. Eyüp. Çok kötüyüz, moralimiz bozuldu. Eyüp, aldı kızımızı. Çok kötüyüz. Bence yapma yapma hiç belli. Allah seni inandırsın. Geçen bölüm seyrettiniz mi? Evet. Neler oldu? Gördüm. İşte neler oluyor yani. Bunu bir kenara yazın orada bir kafanızda kalsın. Sakın moralinizi bozmayın. Devam ediyoruz Erdi ve Anıl için. Diğer kıyaslamamız gelsin. Bakalım hangi ürünler ve hangisi daha ucuz? Yağ ve kireç çözücü sprey mi? 800 gram sele zeytini mi daha ucuzdur? Yağ ve kireç çözücü sprey. Hayır. Yağ ve kireç çözücü sprey daha ucuzdur dediler. Bildiler mi? Acele etmesin. İşte. Şansımız oldu. Ne yaptık? Hızlarını kestik. Evet. Bundan sonrası artık top sizde. Görelim bakalım. Bak daha ikidesiniz onlar vallahi bak kaçta. Evet altıdalar. Ya. Görelim ürünlerinizi. Taşınabilir bilgisayar mı yoksa dikey kablosuz şarjlı süpürge mi daha ucuzdur? Süpürge. Süpürge daha ucuzdur dediler. Bakalım doğru mu? Bravo. Evet. Bir tane daha açarsak. İnşallah bu hızla birazcık daha yukarıda çıkarsınız ki böyle bir acayip bir rekabet olur. Tamam evet, mı? Evet inşallah. Hadi görelim ürünlerinizi. Bambu çamaşır sepeti mi yoksa çift akülü matkap mı sizce daha ucuzdur? Tepiyi oradan yeriz. Şimdi... Son 4 saniye. Sepet. Sıra karşı tarafa geçer. Sepet daha ucuzdur dedi son saniye. Unutmayın söylemezseniz sıra öbür tarafa geçer. Acaba bambu çamaşır sepeti matkaba göre daha ucuz mu? Acaba. Daha ucuz. Evet.
arayı soğutmayalım. Devam. Evet, hemen gelsin. Öyle. Hemen hemen arka arkaya gelsin ürünlerimiz. 1000 adet karton bardak mı yoksa 50 mililitre onarıcı el kremi mi sizce daha ucuzdur? Fazla. Ay. Çok acayip bir soru bu. Sen söyle. El kremi. El kremi daha ucuzdur dedi. Son dakikada bir sallamasyon hissettim. Bakalım doğru mu tuttu mu? Bravo! Ay! Yarışmacı kendini yerlere atıyordu. Eyüp, iyi miyiz? Çok iyiyim. Acayip heyecanlandı. Güzel, durum şu anda 6-5. Yani bu demek oluyor ki, bu kıyaslamayı da eğer doğru yaparsanız durumu eşitliyorsunuz. Evet. İşte bu kadar basit. Evet. İstediğin tablo buydu. Gelsin ürünleriniz. Evet, 80'e 150 santim halı mı yoksa üçlü yılbaşı havlu seti mi sizce daha ucuzdur? Bilmiyorum. Ay hep son saniye yapıyorsunuz, yüreğim inecek artık ya. Havlu. Bak Yeliz halıydı der gibi bir şey duydum ama cevapları havlu oldu. Acaba havlu halıya göre daha ucuz mu? Görelim. Yılbaşı olduğu için önümüz tarihse. Bravo! Ben halı diyecektim. Şimdi çok heyecanlı olmaya başladı işte. Bakalım öne geçebilecek misiniz yoksa bu şansı kendi ellerinizle Erdi ve Anıl'a mı vereceksiniz? Siz bir Allah aşkına bir tartışın, bir rahatlayın ondan sonra devam. Eyüp ve Yeliz için iki ürünümüz geliyor. Buyurun bakalım neymiş. Evet, 100 adet lateks eldiven mi yoksa siyah erkek ayakkabı mı daha ucuzdur? Eldiven. Eldiven daha ucuzdur dedi, doğru mu? Kime sordun? Kime sordun dedi, iyi ki de sana sormamış. Ay sorsana. Ya Eyüp sayılmaz bir insansın gerçekten ya. Daha cevap gelmeden önce kime sordun dedi, sonra hıh yapıyor. Neyse, ne oldu? İkideydiniz. Döndürdük. Bayağı döndürdünüz, bir de utanmadınız, öne geçtiniz. Şimdi. Bu soruyu. Bilirse ben çıkıp tekrar şov yapacağım. Ekranda şov yapacağım. Evet. Nasıl bir şov? Tutamıyor kendini çocuk. Ölsün şöyle bir yerlerde. Benim ufak bir olay gibi. Yerlere atacağım kendimi. Yerlere atacaksın kendimi. Eğer bu soruyu bilirseniz diyorsun. Evet. Tamam evet. Sen yerlere atarsan ben de sana 16 bin lira vereceğim. Tamam. Nasıl? Tamam. Çok iyi, çok iyi. Ama eğer bak bilemezseniz. Hayır. O kendini yerlere atacak. Evet, bu sefer ben atacağım. Ay çok heyecanlı gerçekten. Peki, siz de nefesinizi tuttunuz herhalde. Tabii. Gününde. Şu an heyecanlı. Kader anı da diyebiliriz bir nevi. Eyüp ile Yeliz için iki ürünümüz gelsin. 4 litre sıvı sabun mu, altılı pasta tabağı mı daha ucuzdur? Sabun daha ucuzdur. Vallahi biliyor musun, benim de aklımda o geçti. İnşallah. Ama bir şey bildiğimden değil. Tamamen aklımdan o geçti. Çünkü geçen gün bu sabunu ben aldım. Evet, biz de alıyoruz gerçekten bundan. Gerçekten aldım. Hani, evet. Eve ama bilmiyorum. Şimdi cevabı gerçek ben atlayacağım da. Şimdi bunlar yiyeyim. Açıklayayım mı? Evet, lütfen. Ama çocuk diyor. Neyse orada bak bizim şeyimiz var ya. İlk yardımımız var bir şey olursa. Evet. Acaba... Ay iyi be. 4 litre sıvı sabun. 6'lı... Pasta tabağından, yani bildiğimiz, pasta yediğimiz. Tabaktan. Daha. Ben şöyle durayım. Ucuz mu? Eğer ucuzsa. Eyüp Bey ve Yeliz Hanımlar 16 bin liralık ödülün sahibi olacaklar. Eyüp Bey kendini yerlere atacak. Çok heyecanlı. Büyük bir şov izleyeceksiniz sevgili izleyenlerimiz. Hazırsanız cevabımızı görelim. Sıvı sabun daha ucuz muymuş? Oh,
Yarışmada Eyüp ve Yeliz 16 bin liralık hediye çekinin sahibi oluyor. Büyük alkışlar gelsin lütfen. Ergin ve Anıl da son dakika finale yarışmaya hak kazandınız. Gayet de güzel yarıştınız. Ama her zaman olduğu gibi 0 TL ile buradan gönlüm razı olmaz gitmenize. O yüzden benden size 1000 TL'lik hediye çeki de bir anı armağanı olarak kabul edin lütfen. Sevgili Eyüp ve Yeliz'e tabletlerini veriyorum. Çünkü neden? İşleri bayağı bir uzun olacak. Telefonu 16 biraz. Bin liralık hediyelerini seçecekler sizleri. Şöyle baş başa bırakıyorum. Tekrar tekrar tebrik ediyorum. Evet, harika, eğlenceli, acayip heyecanlı bir haftanın daha sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yine birlikte olacağız. Ama sizler de bizimle beraber yarışmak isterseniz başvurularınızı fox.com.tr'ye yapabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.